Çorabını giy. Herkese günaydın arkadaşlar. Hüpper de alacağım. Hüpper yoğur. Tamam. Şimdi ben, daha doğrusu biz kalktık, ortalığı falan topladık. Var kızım da. Tamam, ben biliyorum kızım neler alacağını. Ama perdi geldi. Tamam annem, tamam. Şimdi geçen Nigel geldiğinde konuşmuştuk. Motorla perşembe günü gelsin, kuzularının pazarına gideceğim diye. Çünkü Şahin az önce eve geldi ve muhasebede bir işi olduğu için oraya gitti. Bir saat, bir buçuk saat sonra gelirim dedi. O yüzden onu bekleyemem. Şimdi sağ olsun Nigel aradı. Kuzey eve yaklaştım dedi, hazırlan. Ben de hemen üstüme bir elbise geçirdim, saçımı topladım. Dağınık bir şey yaptım vallahi, her zamanki gibi. Şimdi gideyim domatesimi falan alayım, geleyim. Tam kahvaltı hazırlıyordum. Saat bu arada 10. Ben 8'de. Ne? Yok kızım. Saat 8'de uyandım ama sonra tekrar uykuya dalmışım. Bir uyandım ki Mira yanımda yok. Allah'ım nasıl korktum. Battaniyeyi falan nasıl kaldırıyorum, nasıl bakıyorum. Yanımda mı, boğuldum mu, bir şey mi? Annem almış yukarıya çıkarmış. Neyse şimdi pazara gidelim. Anahtar baba. Bilmiyorum kızım, bulamadım daha. Pazara gideyim, alacaklarımı alayım, markete uğrayayım. Baharat, karabiber falan yok, top biber, onlar falan alayım, geleyim. Bugün de konserve işleriyle uğraşırız. Hadi bakalım. Miroş'um uyuyor. Şu camı biraz açtım ki havalansın. Kapatayım burayı. Ondan sonra yine nerede çalışmalar var? Her gün bir yerde çalışma var. Hadi bakalım. Sonra gelelim de anacığım öğlen yemeğimizi burada yiyelim. Cık, keyif. Ben evden çıkarsam internetin kesilir. Sen neneyle yanında otur. Camın yanında otur. Orada internet çekiyor, tamam mı? Hadi. Hadi ben evden çıkarsam internetim kesilecek çünkü benim, tamam mı bebeğim? Hadi. Evet. O kadar sessiz, sakin bir hava ki. Tabii bunu çalışmalar falan olmazsa. Ama güzel, tertemiz, nem yok, yok. Ama akşamları bir soğuk rüzgar esiyor. Şahin diyor ki Tekirova'dan, hani iş hala devam ediyor ya, diyor ki Tekirova'dan diyor geliyorum diyor. Böyle rüzgar falan yok. Şu Kuzdere'nin köprüsüne geliyorum, rüzgar var diyor. Belki açıklıkta mı? Tabii ki. Yok, burada çekmez anneciğim. Salonda çeker. Tamam, koş. Hem çoraplarını giy, hem anneyi dinle kızım. Alabilirsen bugün bir pakette toprak alayım. Terliklerin amca ararsa, kargocu amca, alırsın, tamam mı? Kapıyı açıp. Tamam, gelir bugün senin terliğin. İnşallah. Nedir onun adı? Ha bak, kendine geldi arkadaşlar bu. Bayağı bir solmuştu. Şurada yeni yapraklar açtı. Neyse ben yavaş yavaş aşağıya ineyim. Alacağım anne. Alacağım. Alacağım bir tane mi alacağım? Hadi sen çoraplarını giyer misin? Bak annenin ayağında çorap var. Sende niye yok? Ha? Neden yok? Hadi bakalım koş. Koş bakalım. Ne lütfen kızım? Kaç kere söyledim? Ha, toprak dedim. Toprak da alabilirsem. Kızım kaç kere söyledim? Evet, tamam. Ama şimdi ballısını vereyim. Ballısı var mı ki orada? Dün akşam biz artık Şahin'i beklemedik, uyuduk. Yani geç olmuştu. Tamam bir tanem. Sen gel arkadaşlar, gel. Dünya, ben dedim işte, baktım öyle evden sesler, gürültü falan geliyor. Şahin'e işte mesaj attım. Sen misin evde sesler? O da benim dedi. Sen yat. Güya avize takıyordu. Bir sürü çıkardım. Keşke size sabah süpürmeden önce gösterseydim arkadaşlar. Sen avizeyi yaparken avizenin bu tavanı iyice tutmamış, komple düşmüş mü? Orayı komple kazmış mı? Buralar var ya leş gibiydi. Şimdi sabah süpürdüm, işte Nigel aradı. Bunun içini göstereyim mi size? Neler vardı? Bakın. Şunu görüyor musunuz? Hep bu halının üstündeydi. Ya onu da yapabilseydi bari ama yapamamış. Gerçi onunla bir alakası yok. Duvar tutmuyor. En ağır avize de buranın avizesi. Büyük bir ihtimal buraya dün trend yoldan başka bir şeye baktım. Belki onu yapardım. Kasası geniş olanlardan led bakacağım buraya da. Çünkü o ağır avize tutmuyor. Ne yapıyorsun be? Onlar işte işin içine yerleştiriyor. Damadı bir iş verdi kayınanasına. Anne dedi, Feride dedi yapamaz dedi. Lütfen dedi, sen benim bu çalışma aletlerimi bir kutuya koyar mısın? Ya işte.
Şu avize bilmiyorum artık. Bu avizeyi bu yükten kaldıracağım. Başka bir gün başka bir yerde kullanırım. Oraya led bakacağım. Çok ağır çünkü bu. Şunu da dün annemle sardık, sarmaladık, paketledik, bir şeyler yaptık da. Şey yapayım. Şimdi bunu verirse bunu yine atma bine aldık da bağla da yukarıda bir az. Ne aldım? Olur abone olur etme işte. Ileriz. Olur da ama olmuyor işte. İlk baştan da bu avizeyle başladık. Sıkıntılar oldu. Diğerlerini taktık ettik. Her yerin avizesi oldu. Bir tek mutfağın olmadı. Aşağıdayım. Niger gelmiş. Ben kaçıyorum. Hadi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Yani değil mi? Şu an sesimi de alıyorsunuzdur. Bayağı bir rüzgarlı. Bak Kuzderena otobüs de varmış güzel. O bizim evin arkasında hemen durak var. Demek ki oraya geliyor. Geçen alışık bir zamanda kemere sen yine de bastığını halle. Ben yine de otobüse bayağı oldu. Gitmediğim için yine de şey yapam gideceğimi de sanmıyorum ama her ihtimale karşı. Çünkü iki çocukla otobüste biraz şey olur biliyor musun? Aynen. Yarın okula ile gitmek istiyorsunuz. Kuzi bilmiyorum. Versem ve versem biraz sürekli hasta olacağını biliyorum. Vermesem evde çocuk sıkılıyor sürekli telefona sarıyor. Onu da kavga ediyoruz sürekli. Valla nasıl yapacağım bilmiyorum inan ki. Aynen. Evet biz baharatlığımızı verdik arkadaşlar. Şimdi Niger şeyini kitapları teslim etmeye geldi. Baharatlıklardan kurtuldum ya. Benden mutlusu yok şu an. Buradan sonra hemen şeye gideyim. Nedir onun adı? Pazara gideyim. Pazar alışverişimi de yapayım. Sonra da go go evimize. Şahin'e diyorum ki bak diyorum. Bir kez daha emin oldum. Bana da lazım bundan. Diyor ki tamam diyor bakarız diyor. Öyle arkadaşlar. Ama iyi oldu ya bugün şeyden kurtulmam baharatlıktan. Bakalım. Ama aynısından almayacağım. Çünkü kapakların vakumu çok sertti. Böyle iki elle şey yapman gerekiyor. Başka bir şey daha. Yani üçlü bir şey bakacağım. Öyle yedili falan değil de. Her zaman şu dağlara geldiğim zaman içim bir tuhaf oluyor ya. Baksana ne kadar güzel değil mi kızı? Benim yatak odamdan da gözüküyor ha. Valla çok şanslı bir yerde yaşıyorsun. Aynen. Teyzeci sportmen helal olsun. Valla. Şu dere var ya. Kışın full dolu oluyor. Kız tam dağın tepesinde yaşıyormuşum ya ben. Hadi gidin biraz sitenin içini gezin de gelin. Yaren sıkılmış.
Şunu görüyor musunuz? Solmuş. Güneşten onları kaldırmamız. Özellikle şu. Bir tanesini dün buraya koydum. Hamama. Hangi gülü? Hangi? Ben o süpeyi daha koymuştum ya sen. O benim değil ki mama. Kız o benim değil ki. Aa, ben onu oraya koymuştum. Yok o benim değil. Ondan koymuşlar. Не знаю, но o gül benim değil ma. Annem almış saksıyla oraya koymuş ama birisi tekrar yine o benim değil de. Hadi böyle ma. Eble kurukta atabilirsin. İlk defa yani sitenin içini gezecek. Neyse Niger sağ olsun, Allah razı olsun. Bıraktı beni, bir çay içti. Ben de gelir gelmez hemen anneme kahvaltı hazırladım. Bıraktı gitti çünkü arası okuldan alacakmış ve şu kadar şeyleri biz motorla getirdik arkadaşlar. Vallahi motor bir nimet desem yalan olmaz çünkü gerçekten insanın eli kolu niye açılmıyor? İnsanın eli kolu yani, düşünün şu kadar şeyi biz getirdik. Miroş'um da burada, annesinin yanında, minik kuzum benim. Perdenin bir tanesini açtım ki güneş alsın. Şimdi poğaça falan aldım fırından. Burada marketten göstereyim, ondan sonra gidelim şey yapalım, pazar alışverişini göstereyim. Bu indirime düşmüştü. Şöyle Fairy'nin, her ne kadar bulaşık makinem gelmese de tablet alırız yani. Bundan bir tane aldım. Buzluk için şu Koroplast'ın fermuarlı kilitli poşetinden aldım. Sonra çöp poşetlerim bitmişti. Çöp poşetleri aldım. Bir de annem geçen, ablam bu sakızdan istemiş sanırım. Şöyle karpuzlu. Ben de 5 tane mi 6 tane mi aldım. Çantasına atar. Annem de seviyor çünkü bunu. Şöyle bunlardan da aldım ve eve geldim. Şimdi pazar alışverişimi de göstereyim. Şöyle bakın neler almışız. Hemen böyle beraber bakalım. Şöyle pul biberim yoktu ya. Pazardan pul biber aldım arkadaşlar. Daha sonra işte kapya biber aldım. Bugün bal kabağı mantısı yapacağım. Yarısında tatlı yaparız. Bal kabak aldım. Daha sonra yemelik salatalık aldım. Annem hurma seviyor. Hurma aldım. Burada ne varmış? Burada soğan aldım. Evde de vardı biraz. Patates, çilek. Armut aldım, yarine çekirdek üzüm aldım, muz aldım. Daha sonra şu yeşil turşu için şeyden aldım, domatesten aldım. Annem inşallah bugün turşu da yetiştirebilirsek yaparız, yetiştiremezsek yarına kalır. Bilmiyorum bundan ne kadar aldım. 75 liralık aldım galiba, evet 75 lira para üstü kalmıştı. Bunu aldım. Ondan sonra domates bayağı aldım. Çünkü bugün hem domates suyu olacak hem o kahvaltılık sos olacak. Şöyle yumuşamış domateslerden aldım. Şöyle bayağı bir aldım. 3 poşet neredeyse aldım bundan. Mantar aldım. Anneme mantar sote yapmak için. Burada dereotu, maydanoz, yeşil şey turşu onda da var. Nedir? Domates. Burada da havuç var. 8'li şöyle A101'den kavanoz aldım, 1 litrelik. Belki yetmezdi. Bu arada Zarife biliyorsunuz geçenlerde Tekirova pazarından kornişon turşu, salatalık turşusu bulmuş, yani salatalık bulmuştum ama ondan sonra bulamıyorduk. Zarife de yazık kalmıştı. Dün Çamyuvan'ın pazarına gitmiş, yokmuş. Ben dedim ki bugün dedim ben Kuzdere pazarına giderim. Orada eğer varsa alırım. Geldim tam bir kasa varmış ama yetişemedim. İki tane teyze helal hoş olsun onlar aldılar. Ama abi dedi ki işte satan abi ben sana haftaya 10 kilo falan getiririm dedi. Getirdiğinde de Zarife ile beraber zaten onları yaparız. Ben biliyorsunuz tek başıma yapamıyorum. Ya annem ya Zarife. Annem gideceğine göre inşallah nedir onun adı? Zarife ile beraber belki Şahin'le Tekirova'ya giderim. Hem çocuklar oynarken biz de onları yaparız. Bilmiyorum tam olarak ama haftaya söz verdiler, getirecekler. Yani kornişon bugün yetişemedim. Daha sonra şöyle kişmişin tohumunu aldım. Dikerim diye. Şöyle 2 paket top karabiber aldım. Biliyorsunuz lazımdı geçen, bulamamıştık. Bir de şöyle toz karabiber aldım, 2 tane. Baharatlardan zaten bunu da almıştım. Böyle en azından baharatlarımı da almış oldum. Oy! Ne oldu? Oy!
Oraya oydu canı. Ha? Bu sinir ne? Bu sinir ne? Bu sinir ne kız? Mama iyisin. Annem. Mira. Miroşum. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Allah elim hep karabiber kokuyor. Çocuğun gözü falan yanacak. Aşkım. Gel seninle biraz sohbet edelim. Seninle sohbet edelim mi? Seninle sohbet edelim mi? Edelim mi sohbet? Annem. Aşkım. Dişlerini yiyorsun ama. Dişlerini yiyorsun ama. Hadi. Hadi. Ölürüm. Ölürüm. Kurban olurum seni verene. Annem. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bır 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 bır. 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 Aşkım. Bebeğim. Çok seviyorum seni. Evet. Anne. 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 Ciddi. Ciddi. Aşkım. Salyalım benim. Sal. Uy, kim geldi bakalım mı? Kim geldi bakalım mı? Dur. Baba mı geldi ki? Oy! Teşekkür ederim. Prensesim gel öpeyim seni. Annem, nene nerede? Ben aşağıda ben gideceğim. Tamam, tamam annem. Dikkat edin tamam mı? Havuzun yanına fazla yaklaşma. Anne onu suya. Ben bunu suya koyacağım tamam aşkım? Bay bay annem. Bay bay annem. Hadi ben sana bu havuzun yanında gezersen ben sana el sallarım oradan tamam mı? Ama havuza biz gerçekten çok güzel. Ya, yazın gireriz. Evet, yazın girersin. Hayır, ben bebek kalıp büyüye kalıp seviyorum. Büyüye mi gireceğim? Tamam, o zaman Mira'yı küçüğe bırakırız, sen de büyüye, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Mira'ya Cansım kalır. Evet, Cansım kalır. Hadi ölürüm. Hadi aşkım. Çiçek getirmiş bana ya. Hele şuna bak. Kız! Kız! Bugün mutlu günün... Ay, mutlu günündesin galiba. Sana diyorum, sana... Sana diyorum sana. Bak abla ne getirmiş. Ne getirmiş abla? Al. Mira. Böyle. Mira. Mira. Kızımı. Bak. Yap sen de. Yap, hadi. Ha babam. Hey babam. Öpsün anne, öpsün. Bana geliyor. Gel canım kızım. Gel canım bebeğim benim. Gel. Annem. Yapacak mısın? Bak. Yap. Uy çok yeşil. Uy çok yeşil. Uyuyorum. Tıkır. Hadi yap sen de. Dur ayakta bakalım. Düşersin bebeğim. Aman senin gülü. Ablaya bakalım mı nerede? Ekşi kokanım benim. Kokuşka be. Uy salyasını yesin maması ya. Salyasını yesin.
oldu? Pörpem benim. Bizimkilere bakıyorum ama yoklar. Havuza da gitmiş bakmış Yaren. Küçük havuzu da sevmiyorum diyor ben. Bu tarafta var mı acaba? Allah Allah, neredeler hani? Ah annem ya, çiçeği koymuş da onu da götürmüş geri kapının önüne koymuş. O bizim değil ki. Ama annem nereden bilsin değil mi? Nerede bunlar? Tam da gidip havuza atlayacaksın ama havuzun içi çok pislenmiş. Su duruyor ya. Hadi bakalım arkadaşlar şu an. Buradaki masayı kaldırdık, bakın boş oldu. Neyse boş kalsın, diğerini de en azından kullanıyorum. Burada hiç kullanmıyorum ki. En azından şu perdeyi bir iki de bir açı kapa yapmam. Değil mi, değil mi? Değil mi ama ablanın çiçeğini de suya koyalım. İşte kız evladı. Bilmiyorum, erkek olmadığı için bizde nasıllar bilmiyorum ama kız çok fedakar oluyor. Şöyle. Gelip de üzülmesin, çayın altını kapatayım. Burada da birazcık kıyma çıkardım. Biraz kıymalı, biraz da bal kabaklı yapacağım. Ama gerçi annem de bal kabağı seviyor. Ben de seviyorum canım ablamın hediye ettiği çanta. Buralar da bayağı bir dağınık yine. Her zamanki gibi oldu. Her zaman olduğu gibi. Dağınık. Şuraları silmem lazım. Bakın. Nerede bizimkiler? Arka bahçede. Ha, buradalar. Hey! Mama! Yaren nerede? Ha. Kız Yaren! Kız Yaren! 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 Mama! Abu, Reyhan var ya, Reyhan'dan da getir. Gezdin mi? Beğendin mi? Havuz tarafına baktım ama yoktunuz. Havuza baktın ya kızım. Yere gideceğimiş havuza. Kızım, hadi nene bir kez daha göstersin havuzu, git. Havuzu nene göstersin de gel. Koş hadi, hadi. Havuzu göstersin nene. İşte git havuzu göstersin nene. İçine mi gireceksin? Hayır, içine olma. Elini böyle sok da gel hadi. Hadi. Nenesi bir kere ayaklarını da sok hele nenesi. Ayaklarını da sok kızımın. Nasıl da mutlu oldu. Şuranın da demin şeylerini yapıyorlar. Bahçe duvarı. Ya yerim seni. Bayağı bir yeni şeylerimiz var. Bakın bunun da var. Artık yerlerini fazla değiştirmeyeyim ki küserler. Annem diyor ki yerini fazla değiştirme, küser sana. Bence de. Bu da yeni açıyor. Yemeğimizi yapalım. Burada yeriz. Bakın burası hiç güneş görmüyor. Diğeri saat şu an 2 neredeyse ve ön taraf hala güneşli. Şöyle açık kalsın, biraz hava alsın. Ben gideyim şimdi acil bir şekilde. Şuna bak, şuradan kalkmadı bir türlü. Şahin de bir yere kadar gidecek. O yüzden çanta hazırladım ona. İyi o. Mutfağı toparlayayım. Daha sonra işte domates mamates soyayım ama onun öncesinde videomu yayına açmam lazım. Açmadım. Ah kızım kızım. Ne yapıyorsun? Yaramaz seni. Yaramaz seni. Bugün böyle anneyle mutfakta sohbet edeceğiz, tamam mı? Bugün sen anneninsin. Bak bak. Emzini çekiyor bakın. Emziği artık emmesin, verme diyenler var ama ben nasıl emzikten ayırayım bunu arkadaşlar? Bakar mısınız? Emzik onun en yakın arkadaşıdır. En yakın arkadaşı. Değil mi kuşum? Güzel kızım benim. Tutum aşağıda bugün çok çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Hadi bakalım. Bakın arkadaş, ben artık işte yıkayacağım ki şey yapayım sana. Ay sen ezen olur. O demir şey, nereye gitti süzgecim benim ya.
Elini yaktın değil mi? Hayır. Ne oldu? Biberden elim acı. Uy, biberi var ya döveceğim. Acı mıydı biber? Acı olmaz ki biber. Ha, burada yok ne oldu? Ben gelmiştim. Tamam. Hayır, bir küçük süzeyim. Kastım. Tamam annem, tamam sen. Annem havucu falan, havucu doğradı, yok soydu, soğan falan soydu mu acaba? Onları halletti, dışarı kapıya biberi falan doğradı. Ben de şu etini de çözeyim. Tamam mı? Tamam. O sakızlar niye böyle çok? Onu nene götürecek, ben sana sonra gene alırım, tamam bir tane onu nene götürecek de onlar. Şimdi domatesleri yıkayacağım. Nereye götürecek? Selime teyze istemiş. Selime teyze çok seviyormuş da onları. Hı? Selime teyze çok seviyormuş, tamam mı? O yüzden ben de aldım, teyzelere yolladım. Yollayacağım, nene götürecek, tamam bebeğim? Ama sabah çantana ne duruyor? Onu sonra nene valizine koyacak, tamam mı tanem? Ama ben odana çıkartayım. Tamam, odana çıkar, nenenin yatağına koy. O kaşıkları da götür, tamam mı? Hı? Tamam, hadi. Şimdi bulaşıkları falan yıkadım. Domatesleri hemen yıkayacağım. Süzgecimi bulamıyorum ya. Süzgeç. Ha? Oy, koyma nenen yatağın üstüne götür koy. Nenen yatağında yapıyorum. Tamam kızım, tamam. Buraya koyuyorsan koy. Şimdi Petrova'da mı kaldı diye düşünüyorum ama Petrova'da pek bir şey kalmadı ya. İki tane süzgecim de yok. Bir tanesi böyle inşallah gene annem belki bulur şu an yukarıda da bir baktım ama pek de göremedim ben. Bakalım. Yanları yıkayayım güzelce. Kahvaltılık sos var ya bu havuçlu olan, onu bari halletsek nedir onun adı? O olana kadar domates suyunu da yaparız. O sıkıntı değil. Şunu az şeyde. Sola yürüyeyim. Kim o? Bezi falan yok mu kızım? Yani çocuğun bezi falan duruyor ya kızım. Nereye sen git, başka işim yok. Orada benim başka işim yok. Şuna da turşu kuracağız. Sarımsağımız burada. Ama sen havucu 4 gram tık tıkır yaptın. Yok, yakanacak onlar. Gel tükersen abi, yakın. Hep hazır ettim de yak yak gire. Onu yedim ablam da biraz azim leçi yatak kaynasın. Kızım ne kadar bankan var ki? Bankam var benim efendim. Efendim. Evet. Tamam, tamam abi geliyorum hemen. Böyle bu Mira'nın göğsüne falan sürüyordum ya, onlardan geldi. Annem istemişti bir tanesini Sevda'ya, bir tanesini Demir'e.
Aa, şu sakızlar nereye koydun az önce? Annemin çantasına. Bunu da götür oraya koy, içsin de neneye. Neneye çantasına koydum. Evet anne, götür nenenin çantasına koysan onları. Şeye mi? Neye bir tane? Demire mi? Evet, o demire bir tane. Ne yapacaktım ya? Bakalım, durdu resme. Havuç falan tamam. Şunlar doğranacak, ezilecek. Başka? Başka domatesim var mı? Orada bakayım. Oo, maşallah. Ne yapıyorsun kız? Sandalyeyi sürütüyor ya. Küçücük camıyla. Evet. Şöyle soğanımız. Kavanozlarım benim bayağı var yani. Annem sanıyor ki kavanozum yok da ondan az şey yapmış, doğramış kapyayı falan. Benim orada var bayağı. Bebeğim sen ne ağlıyorsun annem? Ağlama. Ağlama anneciğim. Neyin acıyor? Şöyle gel. Tamam bak, kardeşin yanına git. Tamam mı? Gel anne. Ama bu yerde yağıyor. Hadi anneyim gel. Gel bebeğim benim gel. Ne vereyim sana anneciğim? Sütlerimi yersin. Ne yiyeceğim tamam. Süt mü içeceğim? Tamam. Isıtayım mı? Isıtayım mı sütü? Tamam. Babasını giderken gördü. Ondan dolayı şey yaptı, biraz hüzünlendi. Arabayla gidiyordu babası. Kıma kızım. Hadi krem götürsene kardeşinin kremini. İşlemde domates ezmek aslında. Tamam annem, muz aldım ya orada, al dayı şey. Aslında rondodan mı geçirsek ki? Anneme bir söyleyeyim de. Belki öyle yapalım ya. Bursa'dan almıştım yani Karaca'nın rondosunu. Onunla yapalım, bence daha iyi olur. Hem elini yorulmaz insanın. Biraz yani olgun domatesleri seçtim. Geçer bir tanem, hemen geçecek şimdi, sen oturursan bak, ağlamazsan üzülmezsin, geçecektir bir tanem. Sen kocaman kızsın, sen ablasın. Nene ne yapıyor? Ha? Havuç mu soyuyor nene yine? Ben geçen tekrar da zaten kavanozların hepsini yıkamıştım. Hazırda yani. Şeyde. Onlar yani temiz. İşte haftaya da pazartesi günü annem gidiyor. Pazartesi onu gönderirim. Perşembe de işte pazara giderim. Kornişon falan gelir. Bakalım. Salatalık. Yeşil domates. Yok, salatalık başka yerden aldım, pardon. Domates. Sadece domates ve yeşil domatese 400 lira para ödedim. Daha sonra işte yeşillikten olur budur. Yani bugün neredeyse pazarda 1 milyar harcadım arkadaşlar. Ama tabii ki bunları en azından almış oldum. Hadi bakalım şimdi hızlı hızlı ezelim mi? Şu an ne kadar zor şartlar altında bunu yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İşte şimdi bahçeli evi özledim ben. Değil mi mama? Mama! Otursun. Her taraf battı. Balkonda... Kaşıkla koysana anam, bilesin ne kadar koydum. Ben işte elimle yiyorum. Ha, sen el kararıyla yapın. Baka kızım, göz kararıyla yapıyormuş Saniye Sultan, artık o kadar ustası olmuş. Orada da domatesleri kavanozların içine koyması için ayırmış. Hadi bakalım. Böyle, şimdi ben de yeşilliğini doğradım. Bunu zaten eski videolarımda var tarifi.
Ama yine de bir kısa özet geçeyim. Önce yağ koydu, sonra soğanı kavurdu birazcık. Sarımsak attı içine, sonra havucu rendeledi attı. Değil mi mama? Sonra domates suyunu güzelce ezdik. Çekirdeklerini ayıkladık, buraya döktük. Birazcık kaynadı, biberlerini döktük. Sonracığıma şimdi tuzunu, şekerini, kara pul biber, kara top biber. O şey mama, kırmızı pul biber istiyorsan onu da at, ben acı seviyorum, onu da açat. Biraz karabiber, biraz toz biber, kırmızı pul biber. Tamam sen at mama. Yeşilliklerimi de burada doğradım gördüğünüz gibi. Şöyle burada da bir tane şey aldım, sonunda Şahin'in mutlu olacağı şeyden aldım bardak. Kavanoz kapakları yoktu, onu fark ettim, çok azdı. O yüzden sağ olsun komşum, hem kendisi takipçim olur hem de komşum Zinfira sağ olsun, zaten sürekli söylüyor, abla bir ihtiyacın olursa hemen söyle, motorla götürürüm falan. Onu aradım, Allah razı olsun, hemen 2 dakikada geldi. A101'e BİM'e gittik, alacakları kapakları falan aldım, eve geldim. Böyle şimdi biberini falan atsın, annem ben gelene kadar bulaşıkları falan yıkamış, halletmiş. Şimdi burada da şöyle fazla bir şey almadım zaten. Çuvalcı mıydı abi? He, kaçtı, açtın aç, buldum ama. Bir paşık atsaç. Onu koy koy, hepsini koy. Koy hepsini koy. Acı olduğunu ben seviyorum. Şöyle 2 tane şey aldım. Maden suyu aldım. Bir de 2 tane yumuşatıcı aldım. Bir tane bulut BİM'den denemek için. Bu yumuşu zaten seviyorum. Özellikle bu mavi koku şey rengi güzel. Bir de şöyle 30 tane 30 mu 35 mi kapak aldım. Evde bulunsun. Sonra böyle şey olmasın diye. Ben şimdi yukarı çıkaracağım. Bulut önceden duyuyordum. İnci serisi midir? Bakayım. Evet, inci serisi güzel kokuyordu ama BİM'lerde satılıyor sadece. Bizim orada BİM olmadığı için maalesef ama burada artık var. Birazcık yürüme mesafem var ama komşularım sağ olsun. Oy ne yapıyorsun nene hanım? Bu ne? Bu ne? Nene hanım. Komşularım sağ olsun. Bir daha ayağımı bir çarptım arkadaşlar. Merdivene. Zinfira da diyor ki abla diyor benden hatıra kalsın diyor artık o yara. Baksana bana ne kadar kötü. Şimdi ben sen şekerini koydun. Tuzunu koydun, pul biberini koydun, karabiber koydun, top biber koydun mu? Top biber ona koymuyor. Ha, ağzına gelir değil mi diye. Ha, tamam. Tamam, onu domates suyuna koyacakmış. Şimdi en son zelim mi mama? Biraz kaynasın az bir şey mi? Tamam. Bunlar gebersin. Gebersin dedi yani biberler soğusun mu? Mama yiyeceğim şeye gebersin mi diyorsun? Ya. Gebermemiş yiyelim mi? Tamam kızım, oldu bu, şimdi kaymasın. Tamam. Ya kızım ne? Diyorum ki sen biliyor musun diyorum, bu şuraya bakın. Şu diyorum çok tehlikeli. Efendim. Oo nene olmuş benim kızım. Bu dedim patlayabilir. Annem ocağın yanından jet hızıyla uzaklaştı. Kıpır kıpır. Hani mama. Oo şey kinzinin tohumu, ama onu dikeceğim sonra. Böyle bunları da şimdi kavanozlarına koyarım. Böyle bu da domates suyun içine ayırmış annem ama domates, o kadar aldığım domates bile az gelmiş düşünün. Neyse daha sonra belki yine yaparız. Evet şimdi sıra efendim ama. Ben sana işte diyorum benim mavi yok, sen bana diyorsun mavi var. Sende var mavi. He mavi var da sen. Sende şimdi mavi var mı? Bende yeşil var, ya beyaz var. Ya öyle kızım, ver bir tüm. Mama diyor şey mantavarkanın altı falan diyecek. Evet şimdi domates suyum da orada, burada. Şöyle suyunu falan, önce domates suyu kaynadı. Daha sonra annem böyle domatesini, kapya biberini, reyhanını, şeker, tuz, pul biber. Yok pul biber yok, top biber. Bir de şu dereotu, onları sonra çıkartacağız. Normalde bu dereotu, kapya biber, domates, onlar kavanozlara koyulup domates suyu koyuyorsun. Bir kez koyuyorsun, biraz bekliyorsun. Daha sonra tekrar koyuyorsun. Aynı bir 2-3 işlem yapılıyor. Ama annem böyle kısa yoldan lezzetli bir şey ortaya çıkardı. Şunlar tabii ki çıkacaktır. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Acil bir şekilde hemen bir bezelik hamur yoğuracağım. Mantımı 2 dakikada halledeceğim. Çünkü ufaktan acıktık. Bu da böyle kaynasın. Burada şeylerim hazır. Kavanozlarım hazır. Annem de sağ olsun kalan bulaşıkları falan yıkadı. Hala da yıkamaya devam ediyor. Ve bunlardan da baya baya çıktı. Bu küçük kavanozlardan 17 tane çıktı.
sonra bir tane bundan çıktı ve 4 tane de şöyle 1 litrelik kavanoz çıktı. Ha kızım. Tamam bekle geliyorum şimdi. Yani baya baya çıktı. Şöyle ellerine sağlık anacığımın. Şimdi bir tek şey kaldı işte. Yarın onu yaparız bugün değil de. Aynen aynen onu yukarı depoya götürelim. Yerim var. Koyacak yerim var. Şey yeşil domates kaldı. Onun turşusunu da yaparız. Bu kadar. Geçen hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ablamı izleyenler. Böyle turşuları yapmıştı ablam. Biraz öyle. Biraz da sirkeli turşu yapacağız. Biliyorsunuz ben bir tam turşu canavarıyım. Akşam yemeğimizi de aradan çıkaralım. Ondan sonra bu pişerken anne kız bir kahve yapalım. Keyif yapalım. Sonuçta bugün çok çok çalıştık ve çok yorulduk. Özellikle annem bayağı bir yoruldu. Şimdi malzemelerimi burada hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi soğan, kıyma, patates ve bal kabağı var. Havuca benzese de bal kabağı. Mantıyı öncelikle bu şekilde yapacaktık. Bal kabağı, soğan ve kıymayı birbirine karıştıracaktık. Öyle de güzel oluyor. Anneme de sordum. İstiyorsan ayrı yapalım. İstiyorsan bir, o da fark etmez demişti. Ama sonra aklıma geldi ki Yaren bunu yemez. O yüzden şimdi ne yapacağım? Soğan, kabak ikisini bir karıştıracağım. Burada da patates, kıyma, soğan. Yani hem ayrı kabaklı mantı olacak hem de patatesli kıymalı olacak. Hadi bakalım ben şimdi iç harcımı falan hazırlayayım. Ondan sonra 2 dakikada hamurumu da yoğurum. Annem de domates suyunu kavanozlara dolduruyor. Çok şükür baya baya halloldu bugün ya, şaka maka. Bir yana neredeyse 40 kavanoz şey yaptı yani. Hadi bakalım. Şimdi çaydanlığımın şeyine bakın, hep sos olmuş. Ne yapıyorum? Öncelikle şöyle kabağımı alıyorum. İçine buradan yarım şöyle soğanı koyuyorum. Bu şekil. Bunun içerisine. Mama bir saniye. Bir saniye canım. Bir saniye. Kapattım. Bunun içine önce şöyle tuz koyuyorum. Hatta şu diğerinin içine de tuz koyayım da. Tamam mı? Tuz. Kaç? 9 mu? Baksana şöyle yapsana ama. Ay yok, mantıyla yeriz. Soğusun. 9 mu? Mantıyla yeriz şimdi. Onları şey yap, gerisi kalsın, mantıyla yeriz. Şimdi tuzunu koydum, şeker koyacağım, biber koyacağım. Ama defneye para attın mı? Ne? Lahrolist. Get up demeyi unuttum. Bak diye leçoya da atmadın değil mi? Leçoya hiç demez leçoya. Şimdi annem yemediği için çok az karabiber. Çünkü fazla yemiyor. Fazla yemiyor derken hiç yemiyor. Biraz da pul biber, yani acı yemiyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şekerim neredeydi, balım? Şekerimi de, şeker sadece kabaklıya koyacağım. Böyle. Bitti. Ay, bunu niye koymuşum? Kabaklımı şimdi karıştıracağım. Bir de birazcık sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu şekil. Buna da hatta koyalım sıvı yağımızı. Ona da lazım. Şimdi bu kenara geçsin. Şuraya da patatesimizi. O bir şey banka. Karışıklar var. Yok ma, şeydendi belki. Bir de şöyle. Onlar... Bilmem ki, anlamadım. Burada kıymamızı da koydum. Şimdi elimi, evet elim temiz. Bunu güzelce elimle karıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde. Zaten kapaklarım da son. Onlardan mı gittim? Yok, kapaklar var. Mama da iyi, poşetin içine baksana, bir sürü 35 tane kapak aldım. Şöyle bunu iyice karıştıracağım. Çünkü kabaklı yapsaydım Yaren yemezdi. Çocuk mantı seviyor. O yüzden sevdiği şeyi yapalım. Kimsenin gönlü kalmasın. Değil mi?
İyice böyle birbirine şey yaptıktan sonra şimdi sıra ikinci karışımda. Normalde bunu isterseniz yani yaparsanız yani bu kabağı biraz böyle yağda birazcık kavuran da var. Çünkü şeylerden hamurdan falan çıkmasın diye. Hani sert ya. Böyle. Kabar görüyor musun ama rengi ne kadar güzel. Kabak ne kadar turuncuysa o kadar tadı güzel de demek. Evet, iç harcım hazır arkadaşlar. Hemen 2 dakikada bir güzel hamur da yoğuruyorum. 9 tane mi çıktı dedim Mamule? Tamam, o da güzel. 9 tane çıkmış. 9 tane 1 litrelik çıktı. Bak canım, tencere güzel yetti vallahi maşallah. Yoksa neyle yapacaktı mantı tencere? Bunun ağırlığı da stikmova gerçekten kötüydü. Tabi canım, bundan ağır koyarsan o patlayabilirim ama patlıyor. Selmen de patlamıştı. Evet, şimdi burada kıyma, patates, soğan, bu da bal kabağı, soğan. Harçlarımın, iç harcımın güzelliği diyor, harçlarımın demeyeyim. Hadi bakalım arkadaşlar, bir güzel hamur da yoğuruyorum. Mantımı yapıyorum. O pişene kadar bir kahve keyfi. Kahve keyfi yani molası. Miran uyuyor. Yarın yukarıda odasında oynuyor. Hadi bakalım. Onda şey yaparım. Şimdi mantıyla yeriz ama. Ben şimdi tencereyi yıkayayım. O zaten bana lazım mantıya. Küçük bir ne içsene ki? Küçük mantı varken var mı senin? Ama iki gün tıkakken var mı? Yatma ya, bana zıka koyabilirsin. Tamam, yer yok ki mama. Sen bu şey, her şeyi bırak da bir kenar şeyden al. Difriz almam lazım da işte. Çünkü mesela şey, difrizim olsaydı. Difrizim olsaydı şimdi annem gitmeden bir de bana katmer yapacaktı. Yani kepe yapacaktı ama difrizim olmadığı için, dolabımda da yer olmadığı için şu an biraz üzgünüm. Aslında mama yapıp şeye götürebilirim. Tekirova'ya götürebilirim. Durabilir orada şimdilik. Değil mi? Aa, öyle yapalım. Evet. Ne kadar zekalı, zeka dolu bir kızım ya. Böyle fışkırıyor, fışkırıyor. Evet, biz öyle yapalım arkadaşlar. Anacığım gitmeden evet yani birazcık çalıştırmış oluyorum ama onu da yapar anacığım. Evet, götür onu da. Git kesene, o da gel kızım. Gidiyorum gidiyorum ama onu da yaparız arkadaşlar. Götür difriz şey annemin oraya koyarım. Difriz aldıktan sonra buraya taşırım. Haydi bakalım. Evet, turşumuzda tuzunu falan koydun mu? Yok yok, tuzunu muzunu sikese su yapıyorum. Ha, şimdi defne yaprağı, havuç, havuç, defne yaprağı, sarımsak, yeşil domates, dereotu, maydanoz. Oh mis, bir de kişniş olsaydı kokusu ne güzel orada. Ne? Kinzi. Kinzi turşu yok. Bir de yaprağı. Ama. Yok. Tamam. Ama öyle bir kokusu var ki şu an. Ne oldu Yaren'im? Küçük. Ama öyle bir koku var ki şu an. Şimdi mis gibi. Bunu şey yapacak, kavanozuna koyup sonra suyunu, sirkesini, tuzunu ondan sonra koyacak içine. Bitti ki neneciğim, gel. Evet, bu yorgunluğun üstüne bir de mantı yaptık arkadaşlar. Burada kabaklı, burada kıymalı patatesli. Nereye oturacaksın anneciğim? Tamam, hadi otur. Tamam. Sen gelin benim yerime çakıldın. Gelin buraya kızım. Nene olur. Kızım orada nene otursun. Sen de bu tarafa otur. Olur mu aşkım? Oraya koyayım. Tam oraya koyayım. Ben etli sen, buraya koyacağım. Hadi. Etli buraya. Nenesi değiştir bir. Nenesi sen onu değiştir. Gel. Etli yanına mı geldin? Gel. Gel kızım. Gel. Aha kızım. Aha. Aha. Otur aşkım. Aha bir tanem. Aha. Evet. Şimdi bize afiyet olsun. Bundan sonra bir çay ve yatış. Da. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Evet, tamam kızım, şimdi şunu da dolduracağız. Hadi yemeğinizi yiyin şunu. Evet, yemekte veriyorum nenesi. Tamam kızım, hadi otur. Evet, domates sularımız da hazır.
Şimdi ben de buraları sildim, şey yaptım. Şimdi kovalar orada. Tekrardan yemek yedikten sonra mutfağımı silerim, süpürürüm. Sabaha güzel, temiz uyanalım diye. Şimdi burada bir parti annem sadece sirkesi, suyu, tuzu kaldı. Bunu şişeye doldurduk. Bunu da şimdi ben tekrardan hazırladım. Diğer cam kavanoza. Görmüş olduğunuz arkamda gösterdim. Bunun her şeyini koydum. Yağını... Ya her aklımıza ne geçiyorsa onu koydum işte arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Böyle şimdi. Hadi bakalım. Hadi kızlar, afiyet olsun. Seni çekmiyorum amca. Bu arada az önce yaptığımız domates suyumuz arkadaşlar. Şöyle iki tabak. Kendimize ayırdık. Kıvamı falan çok güzel. Bakar mısınız? O çinkus ne da? Acı. Ne babam ne? Parça parça mı yapayım? Tamam hadi yapayım. Hadi. Hadi anam olsun ağzı olmasın diyorlar ama sende de öyle miydi? Senin içine geçerli midir bu? Tabii ki geçerli. Yukarıya çıkan varsa lütfen merdiven üstündeki eşyaları birer birer taşısın. Hep beraber gideceğiz oraya. Şimdi arkadaşlar saatlerimiz 10 mu? 9.30 mu? 11 mi? İnan bilmiyorum. Hatta hep beraber şuradan bakalım. Saat 10.30. Evet. Yapacağız kızım. Yukarıya çıkacağız ya şimdi. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş yukarıya çıkabilirsin. Hadi. Hadi baba gidelim. Açabilir miyim? Yukarıda açabilirsin. Burada değil. Hadi koş. Tamam da bunu. Onu da. Hadi koş koş yukarıda. Hepsini yarın banyoya gireceğiz. Hadi. Allah'ım niye bu kadar zor anlıyor bu çocuklar? Neyse. Mutfağımı misledim arkadaşlar. Hatta son zamanlarda bulaşık şey çamaşır nedir? Süpürge makinem hiç çekmiyordu. Meğersem filtresi baya baya kötü olmuş. Onu ben de böyle deterjanlı suya koydum. Bakar mısınız? Çok kötü olmuş. Artık yarına kadar bu böyle dursun, ıslansın bakayım. Yarın ilk işim bunu yıkamak olacak. Bitti. Her tarafı hallettim. Ocağıma kadar sildim. Bayağı bir batmıştı buralar. Şöyle oraya da bezimi yıkadım. Astım. Başka asacak yer bulamadım çünkü. Şimdi mutfaktan çıkıyoruz. Böyle bir şey yok. Öyle bir süpürge tuttum. Burayı da süpürdüm, sildim. Şimdi hadi bakalım yukarıya çıkıyoruz hanımefendiler. Haydi mama, alalım mama onu. Sen al onu, çık, ben yavaş yavaş onunla her şeyi çıkarırım şimdi. Hadi sen onu çıkar mama. Hadi. Anahtar kalemi de almış. Ne yapacaksa hanımefendi. Geçen Nigar'ın da şurayı tam kınlaştırdın sırrı. Mama sen niye püsün kız? Bye bye tatlım. Bye bye. Mama onlar ben, sen çocuğu yukarı çıkar, ben yavaş yavaş onları yukarı taşıyacağım. Bye bye. Bye bye tatlım. Yavaş mama. Elbisene basmayasın mamam. Şimdi evet burayı da bir güzel temizledim. Mama ben onu banyoya sokacağım. Yıkayacağım ben onu. Son olarak burayı da güzelce cifle bir temizledim. Şey yaptım arkadaşlar. Şuraları da hala yapmadı gördüğünüz gibi. Olsun. Şuraya bakar mısınız? O kadar ovaladım ki parlattım. Hadi bakalım. Burada okey. Orası da tamam. Orası da tamam. Şöyle şunlar son kalan kavanozlarım da bunlar. Onlar da bir şey yaparız. Şu kovamı şimdi boşaltacağım. Şey yapacağım. Yukarıya götüreceğim. Bu kadar arkadaşlarım. Şimdi artık kapatıyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.